Sayın Kaymakamım, Garnizon Komutanım, Belediye Başkanım, İlçe Emniyet Amirim, Siyasi Parti İlçe Başkanlarım, Daire Amiri Arkadaşlarım, Öğretmenlerimiz, Muhtarlar, Mahalle Muhtarlarımız, Öğrencilerimiz ve siz sevgili gençler, şan ve şerefle dolu tarihimizin önemli dönüm noktalarından 19 Mayıs 1919'un 98. yıl dönümü kutlu olsun. Aziz vatanımızın işgale uğradığı bir dönemde soylu milletimizden aldıkları güç ile Samsun'daki o kutlu günün üzerinden 98 yıl geçmiştir. Ancak geçen 98 yılda 19 Mayıs 1919 öneminden hiçbir şey kaybetmemiş, aksine zor zamanlarda Türk milletinin hürriyet aşkının ve sarsılmaz gücünün nişanesi olarak milletimize güç vermiştir ve vermeye de devam edecektir. Türk tarihi şanlı zaferler, fetihler ve kahramanlıklar tarihidir. Aziz Türk milleti, tarih boyu büyük devletler kurmuş, gittikleri yerlerde iz bırakan medeniyetler oluşturmuşlardır. Ancak Türk milleti tarih boyunca defalarca var olma mücadelesi de vermek zorunda bırakılmıştır. Milli mücadelenin başlangıcına kadar Türklüğü ve aziz milletimizi yok etmeye çalışan emperyalist güçler aziz vatan topraklarını paylaşma mücadelesine girmişlerdir. Oysa emperyalist güçler aziz milletimizin damarlarındaki asil kanı ve tarihin her döneminde esir alınamaz hasletlerini hesaplayamamışlardır. 19 Mayıs 1919 Türk milletinin adeta yeniden doğduğu kutlu bir gündür. Aziz milletimizin gönlünde çok önemli bir yere sahiptir. Mazlum ve davasında haklı bir milletin zulme ve eziyete karşı başkaldırısı olan 19 Mayıs soylu milletimizin gurur kaynağı olduğu kadar dünyadaki ezilmiş ve işgale uğramış milletlerin örnek aldığı asil bir direniş ve bağımsızlık hareketidir. Gençler, milli mücadeledeki inanç, birlik ve beraberliğin her zaman örnek alınarak aynı kararlılıkla sürdürülebilmesi ülkemizin başarıya ulaşmasındaki en büyük etken olacaktır. 19 Mayıs 1919 tarihi Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gündür. Ülkenin işgalden kurtulması için 16 Mayıs 1919'da Bandırma vapuru ile İstanbul'dan Samsun'a hareket eden Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. 3 yıl süren savaşlar sonunda ülkenin yabancı güçlerden arındırılmasının ardından Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a varış tarihi olan 19 Mayıs günü aziz milletin isteği üzerine gençlik ve spor bayramı olarak kutlanmaya başlamıştır. Gençler, 20 Haziran 1938'de gençlik ve spor bayramı adı ile milli bayramlarımız arasına katılan 19 Mayıs, 7 Mart 1981'de atanın gençliğe verdiği öneme binaen adı değiştirilerek Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı olarak değiştirmiştir. 98. yıl dönümünde aziz milletimizin ve gençliğin Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını en içten duygularımızla kutluyor
başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyoruz. Arz ederim.